Merhaba arkadaşlar, kripto coin çarşısına kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Mart'ın ilk günü ve yeni bir videoyla tekrar sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Evet, bahar ayları kapıda arkadaşlar. Yavaş yavaş bahar aylarına doğru gidiyoruz. Tabii ki bizim piyasamıza da bahar geliyor artık yavaş yavaş. Kış bitti. Evet, kış bitti. Şimdi bahar başlıyor arkadaşlar. Ee, tabii ki dünkü güzel yükselişlerin ardından bugün küçük geri çekilmeler olabilir. Yani bunlar normaldir. Yükselişler için şart zaten bu pozisyonlar. Hız toplaması gerekiyor bazı coinlerin diyebiliriz yani bizim anlayacağımız dilde. Arkadaşlar yine güzel haberlerimiz var demeyeceğim. Çünkü bazı coinler için kötü haberlerim var. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Eee... Tabii ki çoğunuzda yoktur ama yine de elinde olan kardeşlerimiz vardır bu coinlerle ilgili. Onlarla ilgili gelişmelerden bahsedeceğim arkadaşlar. Yine birkaç tane coinimiz analizimiz olacaktır. Çok uzun bir video yapmamaya çalışacağım. Birazcık böyle 25 dakikalık, yarım saatlik videoyu akşam üzeri yapabilirim arkadaşlar. Şimdi şöyle bilmiyorum bir 15 dakikalık olabilir yanılmıyorsam. Belki daha da geçer. Bazen kendimizi kaptırıyoruz, gidiyoruz işte. Kardeşlerim yani e, kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Arkadaşlar, bugün, bakınız, küçük bir satıcılı şekliyle piyasamız başladı. Ama yönümüz hala yukarıdır. 4 saatlik grafiğe baktığımızda, dominansta 43 85 44 lere doğru gidiyoruz yani dün bir önceki videomda gece e, aylık kapanış açılış videosu yaptım İzlemeyen kardeşlerimiz onu izleyebilirler bakınız kardeşlerim burada e, dominansın kırmızıya dönmesi gerekir ki alt koyunlarda devam yani yükselerek devam edebilmesi için bu bir doyum noktasıdır doyum noktasına ulaştığında bunlar da gerçekleşecektir arkadaşlar Bitcoin yükseliş devam ediyor. Evet, Bitcoin an itibariyle 43.500 dolarlarda ve %1'e yakın bir yukarı yönlü hareketi var. Formasyonlar devam ediyor arkadaşlar. Evet, gayet güzel. Şimdi yukarıda Bitcoin'in 4 saatlikte 45.000 dolarlık direnci var bakınız. Burayı bugün test edebilir arkadaşlar. Akşam saatlerine doğru diyebiliriz. Zaten Bitcoin şu anda 50.000'e doğru yola çıkmış görünüyor. Kriz ortamında gördüğünüz gibi Bitcoin sanki bir güvenli limanmış gibi Bitcoin'e kaçışlar devam ediyor. Yani kripto paralara yönelişlerin devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Evet piyasamız gayet güzel ve pazarımız olumlu seyrediyor. Küçük yeşillik, kırmızılıklar şey, kırmızılıklarda olsa bile. Arkadaşlar Bitcoin'de durum bu. Hatta günlük grafiğine tekrar açtığımızda Bitcoin'in şöyle bir birazcık da genişletirsek sizin göreceğiniz türde şurayı şu şekilde aşağıya da alırsak evet grafik büyüdü ekranı büyüdü. Evet gördüğünüz gibi buradaki e, bağlantısı direnci e, birazcık oyalayabilir. Bu da 45-46 bandı aralığı. Burayı kurtarırsak kardeşlerim EMA 200 günlük ortalamaların üzerine yani şuraya atabiliriz kendimizi o da şurası Evet buradan üzerine çıkar isek çok güzel bir hareketler Bitcoin'de gelecektir diye ee, bekliyoruz burada bakınız şöyle bir birazcık yanlarda yatay seyretse de bir topo formasyonu daha gerçekleştirebilir ardından da bu şekilde alır kendini gidebilir ama her harikarda e, sinyaller olumlu gösteriyor arkadaşlar Evet Herkesin Bitcoin'e 30 bine düşeceği dediği yerde biz bütün videolarımızda yükseliyoruz, yükseliyoruz dedik. Ve yine haklı çıktık arkadaşlar. Umarım bu haklılığımız devam eder. Çünkü çoğu kardeşlerimizin büyük zararları var. Bu zararlar yavaş yavaş bu şekilde çıkacak arkadaşlar. Bitcoin'in bir günde %15 yaptığını yakın zamanda kimse görmemiştir. 3-5 yaptı, 6-7 yaptı ama %15-16 dünkü gibi yaptığı yakın zamanlarda görülmemiştir arkadaşlar. Bu da nedir? Çok iyi bir işarettir. Yani Bitcoin diyor ki ben buradayım diyor. Ben siz beni ne yapıyorsunuz? Ne nasıl unutuyorsunuz? Benimle davaya geçemezsiniz diyor. Ben size bu dalga geçilmenin ne demek olduğunu bugün biraz göstereyim diyor. Ve burada denedi. 16'lık bir yükseliş yaptı arkadaşlar. Yani ben giderim kardeşim diyor. Benim yolum var. Ben daha daha neler yapacağım diyor. Aklınıza bile gelmez diyor. Evet Bitcoin'de böyle söylentiler oluyor kendi kendine bazen. Yani test e, hata olmaz kardeşlere Fusura bakmayın. Bazen de böyle konuşuyoruz. Ethereum kardeşlerim. Ethereum bakınız. Ethereum'da şu anda günlük grafiğine baktığımızda küçük bir kırmızılık görünebiliyor bakınız 0.16'lık gibi ve 2.918 dolar seviyelerindeyiz. Ethereum W, bakınız büyük e, tabloya büyük resim olarak baktığımızda şuradan bir W şeklinde e, bizi karşılıyor. Bu da güzel bir işaret yani alır başını şuradan yukarı yönlü gidebilir. Ethereum'da da beklenen hedefler yavaş yavaş yerine gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada diğer coin'lerin analizine geçmeden arkadaşlar. Bakın sizlerle paylaşacağım. Hani dedik ya bazı coin'lerde kötü haberimiz var. İşte onlardan bazılarını sizlerle paylaşıyoruz. BCD arkadaşlar. Yani bu ne? Bitcoin Diamond arkadaşlar. %7 düşüşte. Diğeri MTHBTC yani bu e, moneta arkadaşlar. MTH moneta yüzde 48 düşüşte. Eyvah battık. 50 oldu. Diğeri NCASH arkadaşlar. Bu da zaten ekrana baktığınız zaman elinizde var mı yok mu e, görebilirsiniz. Nitro Network. Nitro Network. Bu da yüzde %21 düşüşte. Diğeri yoyo yo arkadaşlar. Yüzde 41 düşüşte. Bu düşüşler devam edecektir bakınız. Yüzde 41 düşüşte. Yine grafik programımızın desteklemediği bir koyun daha var. O da arkadaşlar cin indikator. Cin indikator. O da tabii ki düşüşte. Ve bu 5 tane alt koyun. Ya hocam niye bunları söyledin şimdi bize moralimizi bozsun. Ne güzel moralimiz gidiyordu. Yok arkadaşlar bunları 8 Mart'ta bakınız yaklaşık bir hafta sonra Binance borsası delist edecek arkadaşlar. Binance diyor ki ben diyor müşterilerimi koruma bağımında böyle çok e, oynaklı yani e, projelerini sağlam görmediğim piyasada e, alavere dalavere işlerle uğraşan coinleri ben diyor delist ederim. Çünkü ben yatırımcılarımı düşünüyorum diyor Binance. Onun için diyor ki bu coin'leri bütün işlem gördüğü çipleriyle mesela e, BTC ile, USDT ile, Tether ile vesaire vesaire işlemleri kaldırıyorum arkadaşlar diyor Yani Bu 5 altcoin'i Borsadan delist ediyor Binance borsası arkadaşlar Elinde olanlara şimdiden duyurulur e, Yaklaşık bir hafta kaldı Tabii ki elinde olan mutlaka vardır. Mesela ben yoyo'nun çoğunuzun elinde olduğunu zannediyorum. Yani e, buradan Diamond'un olabileceğini, Meta'nın da olabileceğini düşünüyorum. Yani bunu alan kardeşlerimiz mutlaka vardır. Onun için ha Binance tels ediyor. Diğer borsada işlemleri devam edebilir arkadaşlar. Biliyorsunuz bir tane borsa değil ama Binance'in delis etmesi piyasanın birazcık daha çakılmasına yani bu koyunların aşağı yönlü hareketine sebep olmuş görünüyor. yüzde %45-50 gibi bir geri çekilmeleri var. Evet bunlar da sizlerle paylaşmış olduk. Umarım faydası olmuştur arkadaşlar. Elinde olanlar ne yapacak? onu artık siz kendiniz karar vereceksiniz. Binance'de işlemi bitiyor bunların. Daha işlem yapamayacaksınız ayın 8'i itibariyle. Evet. Geldik VTHOR şey VTHOR'un arkadaşlar. Pardon VTHOR dedik. v de Bakın %2'ye yakın bir hareketlilik var. 4 saatlik grafiğine geçelim. Şurayı da şöyle büyütelim arkadaşlar. Evet. Pardon. Şurayı sildik. Vc'nin artık yavaş yavaş sanki bir yukarılara doğru gidecekmiş görünüyor. Öyle bir hava esmiş durumda arkadaşlar. VCH'in baktığımız zaman güzel bir formasyon var. Zaten burada da 4 saatlikte süper trendimizin al sinyali verdiğini görüyoruz. Yukarıda kırması gereken EMA 200 günlük ortalama var. Yani 0.054'ler var. Eğer burayı da kırarsa şu anda zaten 0.053'lerde fiyatı kırdığı anda yolu önü açık olacaktır arkadaşlar. VÇ'nin. UMA. Bakınız. Ay maşallah maşallah. UMA dün güzel bir yükseliş yaptı. Rally yaptı. %70-77'ye kadar rally yaptı arkadaşlar. Ve şu anda 8.5 dolara doğru tekrar hareket ediyor. %15'lik bir yükselişi daha var bugün. Umayı da takip edilmelidir diye. Yani elinde olanlar zaten erken çıkmış da olabilir bakınız. Ama ben umanın 40 küsür dolarlardan buraya gelen bir umanın tekrar yavaş yavaş eski geldiği yerlere doğru hareket edeceğine inanıyorum arkadaşlar. Tabii ki arada düzeltmeler yapacaktır. Şimdilik durumu bu. Ee, dirençler falan kalmadı şimdilik yukarıda önü açıldı. Daha önce test ettiği bura kırmış olduğu yerleri tekrar test edebilir UMA. Evet. Lisk var. Bakınız arkadaşlar bugün devreye giren bir de Lisk var. uyku uykudan uyanmış görünüyor şimdilik. E, 2 dolar bandında 2 dolar 13 cent civarında ve %25'lik bir yukarı yönlü hareketi var. Bakınız nereye kadar iğne attı? E, 2.40'lara kadar iğne attı. Bu da yaklaşık %36-37 gibi bir yükseliş yapmış anlamını taşır. E, şimdilik de yaklaşık %10'luk bir geri çekilmesi var. Tabii ki bu hareketi bugün başlattı arkadaşlar. E, şuradan beri. Yani bugünkü %35-36'lık yükselişinde birazcık düzeltmeler olacaktır tabii ki. E, elinde olanlar dikkat etmelidir diyoruz. Cardano. Arkadaşlar kardağını küçük bir yeşillikte 0.06 onluk bir e, küçük bir kırmızılıkta ne yapıyor e, düzeltme yapıyor şu dünkü çıkışın ardından e, her an geri dönebilir kardağını ve yukarıda hedefi e, 1 dolar ve EMA 200 günlük ortalama görünüyor an itibariyle. Evet gayet de güzel arkadaşlar e, trend olarak trend olarak baktığımızda. Şuradan dipleri birleştirdiğimizde bir yükseliş trendinin devam ettiğini söylememiz mümkündür Cardano için. Ripple'a bakalım arkadaşlar. Ripple'da da bakınız şu anda e, ters düğüm var. Yani birazcık şurası geri gelebilir. E, burada bir tobo formasyonu gerçekleştiriyor Ripple. Dikkat %1.5'luk 1.30'luk geri çekilmesi olsa da bir tobo formasyonu gelmiş. Ee, bu da ne yapabilir arkadaşlar? Şu derinliği yani eğer buradaki direnci kırarsa tabii ki Kırdığı anda geleceği yukarıdaki dirence kadar yolu olur O da yine 0.85'leri gösteriyor bize Vaves, Vaves de ay maşallah yükselişine devam ediyor arkadaşlar Vaves Düğüm atılmış durumda devam ediyor düğüm bakınız Öyleyse Vaves için yükselişle de devam ediyor diyebiliriz Boves 15-20 dolar yolcusudur dedik ve yine geldi hedefimiz şu anda 17 dolar seviyelerinde. Evet 20 dolar yolcusudur. Daha fazla incelemeye gerek yok. Boves yolu var arkadaşlar devam edecektir. Diğer bir coinimiz Avax zaten biliyoruz. Avax artık yatırımcılarına tekrar zararlarını yavaş yavaş e, basamak basamak geri veriyor arkadaşlar. Senin diyorum bende çok zararım var. Sen bende tepe, tepeden yakalandın. Senin diyorum zararını böyle Kadem akademe geri vereceğim kardeşim diyor. Canını sıkma. yeter ki sen sabret, yeter ki beklemeyi bil, panik yapma diyor. Evet, avaksa bunu söylüyor bize. Şu anda yüzde üç buçukluk bir yukarı yönlü hareketiyle topo formasyonuyla yoluna devam ediyor. Bakınız, bu güzel formasyon yukarıda 99 dolarlık 100 dolarlık hedefi var avaksın e, ilk etapta arkadaşlar. Burada çünkü direnci var, bu dirençte biraz oyalayabilir kendini ama oyalamadan da geçme durumu olursa. Avaks gider kardeşlerim. Terra Luna arkadaşlar. Terra Luna bir formasyon daha yapıyor. Yani düşen takoz yükselen grafik formasyonu yapıyor. Eğer bu formasyon Terra Luna'da gerçekleşirse arkadaşlar bakınız eyvah hoca yine bir ok daha çekiyor Terra'ya. Çekti ve hedef 110 dolar arkadaşlar. Zaten 100 dolar hedefi verdik daha önce geldi ikinci bir kez daha bir kez daha 100 dolar dedik 100 dolar yolcusu ne yaptı arkadaşlar e, 95-96 dolar kadar dün iğnesini attı şimdi birazcık nefes alıyor çok yoruldu çok yoruldu biraz dinlenmesi lazım e, ardından 100 dolar hareketini başlatabilir. Evet daha önce nerelere kadar inmişti arkadaşlar bakınız fazla da uzağa gitmeyelim. 19 Şubat'a kadar gerileyelim. Yani 20 günlük bir geri geldiğimizde 47 dolarda olduğunu görüyoruz Terra Luna'nın. Şimdi nerede arkadaşlar? %100 prim yapmış. Yani 20 günde 1000 lira 2000 lira olmuş. Evet. Ne yapalım hocam şimdi? E bekle be ya kardeşim. Her zaman dediğimiz gibi bekle. Sabret. Panik yapma. Düşüşlerde olduğu gibi çıkışlarda da heyecan yapma. Sadece beklemeyi bil. Oradan oraya atlamayın bakınız. Arkadaşlar bu çıkışlarda elinizdekilerden vazgeçip uçanın kaçanın peşinden giderseniz bu kez aldıklarınız geri çekilmeye başlar. Sattıklarınız yükselir. Bu tür hareketler paranızı erirtir ve bu piyasanın yükselişinden hiçbir şey anlamazsınız. Evet. Bu, sadece bekleyin kardeşim. Bekleyin. Bu piyasanın çıkışından bir şey anlayabilmeniz için elinizdekilerle zıplamayın sağa sola. Bekleyin. O karar zat halinizindir. Siz bilirsiniz. Ama ben yaşadığım tecrübeleri sizlerle paylaşıyorum. Bu böyledir kardeşim. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer arkadaşlar. Yeter ki sabretmesini bilin. Evet. Geliyoruz tatlıyı arkadaşlar. Raven tatlısını. Raven tatlısında durum ne? Evet çizmişiz zaten destek dirençleri. Bu bant aralığında gidiş gelişlerine devam ediyor dedik. Küçük bir yeşilliği var şu anda. 0063 dolar seviyelerinde. Yolu var arkadaşlar. Bu da gidecektir yukarı. Evet. Kaderna. Arkadaşlar tekrar 8 dolara doğru yola çıktı. Evet dün hatta 8 doları iğneledi tekrar. Şu anda da 4'e yakın bir yukarı yönlü hareketi var. Eğer kaderine 10 doların üzerinde kalmayı başarırsa, tabii ki bazı söylentiler 10 dolardan daha fazla fiyatlanmayacağına dairdi ama bilemiyorum arkadaşlar bu piyasanın kimse, ne olacağını yazanı bile bilemez. Onun için eğer diyorum 10 doların üzerinde kalırsa çünkü çok oynak ve çok iştahlı. Yani hani bazı hasta insanlar vardı da iştah kesilir, yemeden içmeden kesilir ya. Yok ya bunda öyle bir şey yok. Ne verirse yiyor bu. Yani hem aşağıya hem yukarıya devam ediyor. Oynak bir koyun. Onun için takip edilmelidir diyorum. Yani e, hocam kaderneyi siz öyüyor musunuz? Hayır arkadaşlar. Hiçbir koyun benim babamın malı değildir. Ben yaptığı hareketleri sizlerle paylaşıyorum. Yatırımlarınızı ona göre kendiniz de araştırmalarınızı mutlaka yapın. Ona göre değerlendirin diyoruz. Biz burada. Şu ana kadar ne anlattıysak aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, Ankara'nın taşına bak yüzde beşlik yukarıda bugün. Ankara'da da hareket başlamış görünüyor. EMA 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde bakınız al sinyalimizin geldiğini ve yoluna devam ettiğini de görüyoruz. Ankara'da da e, evet yukarı yönlü bir hareket var arkadaşlar. Evet. Piyasa geneli 3 aşağı 5 yukarı e, bu şekilde yeşil gördüğünüz gibi e, arkadaşlar. Bir de biz metaverse'lere geçelim çünkü fazla uzatmayacağım videoyu. Benim de işlerim var dışarı çıkacağım az sonra. O açıdan şöyle bir göz gezdirelim arkadaşlar. Metaverse. Arkadaşlar ilk bakışta galamıza bakıyoruz. Galata'da da %3'lük bir yukarı yönlü hareket var. 0, 26, 27 dolarlara doğru gitmeye çalışıyor. Lakin. Önünde kırması gereken arkadaşlar bu direnç şu andaki fiyatının olduğu yer gala için büyük bir direnç. Burayı kırar ise şu anda zaten EMA 50 ve 200 günlük ortalamalarında üzerine çıkmış görünüyor. Burayı kırdığı anda yukarıda 0.36 dolara kadar yani 0.26'dan 0.36'ya kadar önü açılır arkadaşlar. Ee, o zaman da inşallah bize arkasından baktırır diyoruz. Aks'a baktığımızda Aks 54.5 dolar. Bandında EMA 200 günlüğü kıramadı yukarı. Eğer kırarsa bakınız Aks'a güzel bir formasyon var sanki. Eğer kırarsa burada çalıştırabileceği şu formasyon olacaktır. Bu da arkadaşlar ee, daha da yukarılara gidebilir. 66 dolarlara kadar gidebilir. The Sandbox 3 dolar 20 cent seviyelerinde. O da 200 günlük ortalamaların oldukça altında seyrediyor. Önünü bakıyoruz. 3 ikilerde bir direnci var. Onu kırarsa 200 günlük ortalamaya doğru gidecektir. Kırmadığı takdirde şimdilik birazcık kırmızı da hareket edebilir. Mana'ya baktığımızda 2 dolar 80 sent seviyelerindeyiz. Yarım puanlık bir geri çekilme var. EMA 50 günlük ve 200 günlük ortalamaların üzerinde mana sanda göre biraz daha yukarıda duruyor. Yani 200 günlük ortalamaları altına almış görünüyor ve destek olarak da bunu işliyor arkadaşlar. Burada kırdığı anda ne yapacaktır? 3 dolar ve üzeri mana için tekrar yolda olabilir. Diğer e, e, bölüme geçtiğimizde arkadaşlar meme coinlerine baktığımızda Dogeden kardeşlerim yani isim olarak böyle şaka meme artık ne diyorsanız Doge coin arkadaşlar 0.13'lere tekrar kendini attı dün. Evet 50 günlük ortalamalarında üzerine çıkmış görünüyor. Şimdilik yukarı yönlü devam edebilir. Doge'nin gözü burada 200 günlük ortalamada. Bu arada da Doge ve Shiba'yı AMC yine ödemeler için kabul edeceğini duyurdu arkadaşlar. Bu da fiyatı etkileyebilir, yükseltebilir diye söylüyoruz. Daha iyi bir gelişme olursa sizlerle onu zaten detaylı paylaşıyor olacağız. Evet kardeşlerim, Shiba'ya da bakalım. Shiba'da bakınız, %2 2'ye yakın bir yukarı yönlü hareket var. Shiba yaklaşık bir 10-15 dakika önce e, çok 0.30'larda gibiydi yeşil olarak. Şimdi bir anda e, kendini yüzde 2'lik yukarıya doğru atmaya başladı. Burada kırması gereken 200 günlük ortalama. Eğer burayı kırarsa arkadaşlar, Shiba 30'ların üzerine kendini atacaktır. Ki burada EMA 200 günlük ortalaması e, şu anda destek olarak görünüyor. Dirençlerde. Burası kırıldı kırılacak. Yani sanki ee, bakıyoruz. Evet destek olarak kabul ediyor. Pardon. EMA 200'ü destek olarak kabul ediyor. Şimdi şuradaki pozisyonu günlüğe alırsak arkadaşlar. Ee, bakınız EMA 50 günlüğün üzerinde. Fakat 200 günün üzerine atması lazım kendini. 200 günün üzerine attığı anda hatta ve hatta günlükte baktığımız zaman da Geniş açıdan baktığımız zaman da e, o e, şuradaki tekrar 34 35 35'lere kadar yol alabilir Shiba. Evet, geçelim bir de Paris servis e, fan tokenlerinden Paris Saint-Germain'a bakalım arkadaşlar. Onlarda ne var? Hareketlilik var mı? Evet. PSG arkadaşlar bugün birazcık kırmızıda 16 dolar seviyelerinde seyrediyor. Juventus'a bakalım Juventus e, bir yüzde birlik bir yeşilde arkadaşlar devam edebilir. Yolana e, bakıyoruz. On, bunlarda da dün güzel bir yükselişler vardı. Ardından bugün e, karmaşık demeyelim de yine de 1 iki kırmızı haricinde hemen hemen hepsi yine yeşil görünüyor. E, siteye baktığımızda yüzde1'e yakın yukarıda yalnız öne çıkan bugün, Arkadaşlar Barcelona var. Ee, onda da %12'lik bir yukarı yönlü hareket var. 8,5 dolar seviyelerinde. Ee, 200 günlük ortalamayı kırması lazım. 12,5 dolar seviyesinde. Bakın 8,5-12,5-4 dolarlık bir hareket bekleniyor. Bakalım hayırlısı diyoruz. Ee, bir de Lazio'ya bakalım. %1'lik Lazio'da da yukarıdayız. 3 doların üzerinde şimdilik. Piyasa geneli böyle kardeşlerim. Yine videomuz uzadı. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşçakalın. Herkese bol kazançlar diliyoruz.